İyi akşamlar. Merhaba Alican. İyi Merhaba. akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Alicancığım? Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Valla normalde ben yayına girerken böyle herkesin bağlanması bir süre alıyor. O sırada da biraz böyle o kişiyi anlatıyorum, methediyorum. Ondan sonra bu böyle fırsatım olmadı ama zaten seni artık çoğu insan tanıyor ve başarılarınla gurur duyuyor, gurur duyuyoruz. Gerçekten bilmeyenler varsa da açsınlar Alican Kaynar'ı okusunlar. Başarılarıyla onlar da gurur duysun. Alican gerçekten kendini bu yelken sporuna adadı ve yelkencilikte aldığımız en iyi dereceleri alarak çok büyük bir gurur vesilesi oldu. Dünya şampiyonu oldu yelkende, fin sınıfında. Altın madalya getirdi bize ve olimpiyatlara da gümbür gümbür hazırlanıyor. Her şeye rağmen Kobi'de Mobi'de bize vız gelir, rız gider. Nasıl gidiyor? İyi tabii, yani zor bir süreç herkes için. Evet. Evet. Ama tabii biz de elimizden gelen en iyisini yaparak, hani bu süreçte geriye gitmemek maksat. Sonuçta rakiplere karşı bir mücadele var. Onlar arasında da iyi bir konumda hazırlıkları sürdürmeye çalışıyoruz. Evet ve çok büyük emeklerle sen dünya rankinginde ilk 5'in içine geldin. İlk 5'e kadar ilerledin. Çok büyük bir başarı bu. O seviyede tutabilmek. Ve şu anda bu boşlukta da ne olursa olsun sıkı tutmak gerekiyor. Hemen döndüğünde kaldığı yerden devam etmek için, değil mi? Ya tabii ki bizim ya olimpik hazırlıkta şöyle söyleyebilirim. Son 4 senedir, yani olimpiyat bittikten sonra 2016 olimpiyatlarından sonra maksimum 2 veya 3 hafta bir ara verdik. Daha sonra hemen antrenmanlar başladı. Ve o zamandan bu zamana kadar 2018'de Kota yarışından sonra bir hafta aram vardı. Onun dışındaki maksimum aralar 3 veya 4 gün şeyden sonra, büyük yarışmalardan sonra, dünya şampiyonlarından sonra her sene. Onun dışında bir aramız yok. Ya yani o yüzden Evet. zaten hani bu Covid, işte evde kalma vesaire, daha burada başlamadan önce Avrupa'da etkilerini görünce hemen bir pozisyon almamız gerekti. İşte onunla beraber evde antrenmanları sürdürebilecek şekilde hani bir düzen kurduk. O şekilde de şu anda antrenmanlar devam ediyor. Herhalde yakında da güzel bir haber var. Önümüzdeki hafta sulara kavuşacağız gibi gözüküyor. Oo, yaşasın. Yaşasın. Federasyon Evet. bunun üzerine çalışıyordu. Galiba izinler alındı. Evet, İyi haberlerle. spor bakanımız geçen hafta sonu pazar günü bir açıklama yapmıştı. Olimpik Süper. branşlarda kota alan sporcuların antrenmanlara başlayabilmesi üzerine. Çok doğru. Zaten çok mantıklı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Ama ve bütün bu süreçte ama herhalde en mutlu olan eşin ve küçük kızın. tabii yani çok güzel beraber vakit geçirebildik. Evet, sen de yeni bir babasın. Ama bütün bu yoğunluklarda birazcık bazen ayrı kalıyordun. Sonuçta sen onları da götürüyordun galiba. Yurt dışında seninle yaşıyorlardı, değil mi? Evet. Ya ben gittiğim zaman genelde uzun gidiyorum kamplara. Çünkü çok Türkiye'de denize çıkma ya imkanım var tabii ama partnerim olmadığı için, Tabii. antrenman partnerim olmadığı için genelde yurt dışında yapıyorum antrenmanları. Git geldi tabii zor oluyor. Tabii malzemeler vesaire hani birçok şey var. O yüzden gittiğim zaman minimum 2 hafta, 3 hafta. En son hatta kış kampı bu sene 2 ay kaldık Kanarya Adaları'nda. Çok uzun bir süreydi. Tabii o zaman öyle olunca yerleşiyoruz olan yere ve orada hani kamp düzeni kuruyoruz. Ailem de benle beraber gelebiliyor. Öyle bir fırsatımız var. Aslında bir de burada şu detayı da hazır yeri gelmişken söylemekte fayda var. Konudan konuya belki atlıyoruz ama bu yurt dışı kamplarına gitmek, gezmek gibi algılanılmaması gerekiyor. Öyle keyfe keder, ya biz Kanarya'da çalışırız ya da biz bilmem ne meselesi değil bu. Ya da ben Türkiye'de yelken yapmam. Hayır, mesele oraya bütün dünya şampiyonları gittiği ve orada hep birlikte antrenman yapabilme imkanı olduğu için bunlar önemli. Evet. Ve keşke Türkiye'de de bu sistemleri geliştirsek, aslında işte Kanarya Adaları nasıl mevsim açısından avantajlı olduğu için tercih edilen bir yerse, Türkiye çok daha bile güzel yani. Bu insanlar da bayıla bayıla gelir. Biraz onları teşvik, biraz belki Spor Bakanlığı, biraz federasyon şey yapsa, sen de evinden uzak kalmadan ayağına getirtirsin antrenman yapacağın adamları. Tabii yani şimdi Türkiye bakıldığı zaman Avrupa, bütün Avrupa'da
kışın yelken yapılabilecek 2-3 noktadan bir tanesi. Evet. Yani bunların içinde İspanya'yı sayabiliriz, İtalya'nın güneyini sayabiliriz, Yunanistan'ın güneyi, Türkiye. Tabii o açıdan da çok değerli. Tabii birkaç tane burada unsur var. Hani Türkiye'de antrenör yapabilmemiz için. Bir tanesi iyi sporcular olması. Sonuçta yabancı eğer bir yere geliyorsa orada iyi bir antrenman partneri bulmak için gelir. Diğer bir unsur da tabii şartlar. Yani işte kulübü, işte kışlaması teknenin, gerektiği zaman bakımı, onarımı, işte bir yelkene yırtıldığı zaman veya yırtmasa bile yelkende işte ön yakısında bir değişiklik yapmak istediği zaman onu iyi dikebilecek bir yelken üreticisi vesaire. Bunların hepsi tabii yer seçiminde önemli noktalar. Tabii. Tabii bu sene Kanarya olmasın. Tabii Kanarya, ben de ilk defa gittim bu sene. Bir şey vardı, okyanus şartları. Japonya'da kışın tabii yelken yapamadığımız için orası soğuk oluyor. O dalgalı. Tabii okyanus kondisyonları için. Yani bu sene o yüzden bir de 2 ay kaldık. Hani artık her şeyimizi verdiğimiz sene bu sene. Onun dışında tabii amacımız, hani konu açıldı şimdi, bir sonraki şeyde, kampanyada, yani bir sonraki olimpiyat hazırlığında tabii Türkiye'de daha çok antrenman yapabilme. Çünkü şu anda tabii antrenman partnerleri de Türkiye'yi seçtiğimiz zaman geleceklerdir. Öyle bir avantajımız tabii var. Artık tabii sen de ateşlerde gerçekten öyle bir seviyeye geldiniz ki siz bu sefer adamları çeker durumdasınız. Tabii. Çok işte, çok önemli. Evet. Benle beraber antrenman yapan 2-3 senedir partnerlerim var. Tabii bunları seçerken biraz daha işte genç olması, ondan sonra birebir rakip olmaması da önemli. Hani bu şekilde çalışılıyor genelde dünyada. O yüzden onlar bir sonraki hazırlıkta tabii Türkiye'ye gelecektir buradaki şartları sağladığımız zaman. Ama sen bu sürece de gerçekten böyle herhalde ya 2009'du ya 2010'du ilk İspanya'ya yerleşme kararı alıp böyle full 2000, time artı 2009'da FIN'e başladım. İşte 2012'de ilk olimpiyatlara katıldım Londra'da. Daha sonra 2013 kışı, 14 başı. Ha, o zaman. Evet tabii koç grubunun desteği olduktan, evet, sonra, sponsorluk başladıktan sonra tabii böyle bir imkanım oldu. Orada 12 ay yaşayabilecek maddi olanaklara da sahip oldum. Tabii o dönemde bir de evlendik. Onunla beraber eşimin de büyük desteği oldu. Sonuçta tek başına yabancı ülkede ne kadar ne diğer sporcular arkadaşınız da olsa tabii bir yerde aynı zamanda rakip, benle beraber hayat arkadaşı olması o kararı almamda büyük bir etken oldu. Tabii bir de daha düzenli bir hayat çok önemli. Bir sporcunun tabii, başarısında iyi bir eşin o kadar önemli var ki. Önemli. Sen yoksa orada hadi antrenman sonrası yok oraya gidelim buraya gidelim. Şey, konsantrasyon tabii çok önemli. Ama tabii en önemlisi işte disiplin. Kendini bu işe adamışlık. Artık bir olimpiyat sporcusu olmak demek gerçekten profesyonel sporcusun sen. Hayatın bununla geçmesi gerekiyor gibi bir durum var. Eskiden insanlar kendi bir mesleği, işi gücü olurdu. Hani evet, arada amatör şekilde takılırdı. Artık bu iş full time bir işe geçti. Tabii. Sen yani de bunu hakkını... Sizler de bunun hakkını ilk veren jenerasyonsunuz galiba. Tam anlamıyla böyle bir Enver Atakanlar o da bir dönem bayağı bir kendini tamamen bu işe adapte edip öyle yaşamıştı. Ama onun dışında çok tabii, zor o zaman yani. Da vardı profesyonel full zamanı yapan sporcu ama çok azdı sayı. Belki 2-3 ülkenin işte 5-10 sporcusuydu. Sonra yavaş yavaş tabii jenerasyon geçtikçe, rekabet arttıkça, imkanlar arttıkça tabii çok sporcu profesyonelliğe geçti. Birisi özellikle sormuş yurt neden lazer yapmadı diye de Ali Tezliker de cevap vermiş doğru. Biz zaten Ali Can'la seninle biz ilk Atina'da Euroolimpiye'ye gitmiştik. Sen o zaman daha lazere biniyordun. Evet, lazerde. Sonra da İtalya'ya da gittik yanlış hatırlamıyorsam. Sonra İtalya'ya gittik. O zaman da lazere Garda'ya biniyordun. Gittik. Lazere biniyordun. Şeye, 2000, işte ya 2008 ya 2009'da Garda o değil sene. Ya Avrupa şey Akdeniz oyunları. Neredeydi? Yok, Akdeniz oyunlarına gelmedim ben. Garda'ya gittik biz beraber. Garda değil mi? Garda sanki. Yok ya ben gelmedim Akdeniz Garda'ya oyunlarına sanki. Gelmedim ben. Gelmedin O zaman mi? başka bir yere gittik. Yok, Akdeniz oyunlarına gitmedim ben. Ben o sene işte FIN'e geçtim. Akdeniz oyunlarının olduğu sene. Ne çabuk geçiyor zaman ya. 10 sene tabii 10 seneye geçmiş. Vallahi çok çok güzel bir şey yaptınız. Peki şimdi
Antrenmanlara evde devam ediyorsun. Nasıl, neler yapıyorsun antrenman olarak? Bir küreğim var. Kardiyo antrenmanları, hani biraz daha tekneye hani benzettiğimiz antrenmanları kürekte yapıyorum. Onun dışında tabii işte ağırlık antrenmanları var. Onun dışında işte geçer gerekli olan ağırlık ekipmanları var. Yani şu anda işte haftanın 6 günü antrenman devam ediyor. İşte 2 gün çift antrenman gidiyor bu dönemde. Bir gün tek, sonra 2 gün çift, bir gün tek. Hani böyle bir antrenman düzeni var. Bir sabah bir akşam yapıyorsun. Evet. İşte sabah olduğu zaman işte bir kardiyo öyle başlıyor. Akşamüstü ağırlık antrenmanı. Bu şekilde. Peki böyle özel devam ediyor. Tekne böyle bir simülatör gibi bir şey var mı? Tekne hareketleri yapabileceğin evin içinde böyle trapez şeyi gibi böyle bir şey var mı? Uydurma bir şey yaptın mı? Trapez düzeneğim var. Süper. Hem trapez yapıyoruz hem de işte bizim zaten normal antrenman düzeninde olan bu böyle bir işte belli bir yükseklik koyup onun altından geçme hareketi var. Onun dışında tabii teknede kullandığımız diğer hani kas gruplarını ve onlara benzeyen hareketleri yapmaya çalışıyoruz tabii o kondisyonerimin verdiği program çerçevesinde. Zaten kondisyonerimde yaklaşık işte bir 4 senedir, 3,5 senedir beraber çalışıyoruz. O da çok iyi bir kondisyoner. Artık yelkende tabii. Daha önceden bir yelken tecrübesi yoktu. O da öyle yelkende... mi? Tamamen kondisyon üzerineydi. Tabii. Ha, eyvallah. Normalde voleybolunun branşı. Hem milli takımda, basketbol bayan milli takımında görev aldı. İşte birçok kulübe şey yapıyor, destek veriyor. Aynı zamanda takım sporlarında. Tabii yani farklı branşlarda da şey yaptığı için yelken de çabuk adapte oldu. Ama onun için de bir deneyim oldu tabii ki de. Ama bence yani oldukça iyi gidiyor fiziksel şeyimiz ki zaten başarıların aslında altyapısındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu. Değil mi? Kesinlikle. Zaten hep böyle bir klasik bir şey vardı. Bizim yelkencilerimiz hep hafif havada çok iyi gider. Yarış sertleştikçe ve günler geçtikçe o kondisyon ve endurans devreye girince düşmeler başlardı. Sizin jenerasyonla gerçekten hani birinci sınıf atlet sistemine geçiş sağlandı. Ve hemen dereceleri de etkiliyor. Zaten teknik de gelişiyor. Nasıl, sen gençlere ne tavsiye edersin bu konuda? Çünkü bizde birazcık o kara antrenmanını sevmez insanlar böyle. Ben zaten yelkenime çıkıyorum daha ne yapayım falan gibi bir şey vardır ya. Ya tabii şimdi sakatlık artık açısından kalmadı. Bir kere birinci şey sakatlanmamak. Bunun için de dizlerin, belin çok kuvvetli olması lazım. İşte kor dediğimiz bölgenin. Aynı zamanda işte genelde dizlerde büyük sakatlar oluyor yelken de. Tabii bunların önüne geçmek için çok belli başlı hareketler var. Bu sadece yelken branşında değil, bütün branşlarda yapılan hareketler var. İşte diz kontrolü, denge hareketleri vesaire. Tabii ilk, biz de bunlarla başladık. Yani bir sakatlanma olmasın. Yani bunlar çok önemli. Bunların bazı testleri de var. Yani herkes şu an araştırabilir. O kadar dünya değişti ki. Biz zamanımızda bilgiye ulaşmak hani gençliğimizde çok zordu. Şu anda daha gençiz. Şu an ya yani tabii işte ya yani 16-17 yaşında. Tabii. O zaman evet çok zordu. Çok zordu. Şimdi de yani neyi araştıracağınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü birçok şey var şu anda, materyal var. Ama herkes paylaşıyor. Yani devir paylaşma devri. Evet. Eski devir biraz daha saklama devriydi. Şimdi evet, öyle bir şey vardı. Değişti. Evet. İnternet, sosyal medya bunu açtı sanki. İnsanlara böyle bir daha birlik olun, bilgiyi paylaşın daha iyi olacak hissini veriyor. Bir de ekonomik olarak da yani yani çok daha fazla kesme yayılıyor. Zaten spesifik zamanı geldiği zaman bunu federasyonlar ve işte ülkelerin yapıları bir şekilde ayarlıyor. Yani o en tepe noktaki bilgi tabii ki de paylaşılmıyor. Ama oraya geliş noktasındaki her şeyi kulüplerle vesaire paylaşıyorlar. Tabii öyle olunca diğer ülkelerdeki sporcular da yani çok biliniyor artık. Tabii. Belli başlı şeyler çok oturdu. Ama çok oturdu diyorum. Bir taraftan da işte biz de 4-5 sene önce öğrenebildik ancak bunu. Yani sonuçta öyle bir bilgi olduğunu bilmediğiniz zaman ulaşamıyorsunuz. Öyle bir şey var. Aynen tabii ki. Peki şimdi ne diyeceğim? Bunun tabii bütün bu fiziksel işte antrenmanını yapacaksın, denize çıkacaksın, kardiyonu yapacaksın, işte birazcık crossfit tarzı çeviklik antrenmanlarıyla falan ağır çalışmak gerekiyor. Ama bir de işin psikolojik boyutu da çok önemli. Yani bir yarışçının
yarış psikolojisi, o üzerindeki işte o başarının getirdiği, başarıya ulaşmanın getirdiği hırs ve onun psikolojisini insanın bozması gibi şeyler var. Bu konularla nasıl başa çıkıyorsun? Üzerinde bir de böyle bir sorumluluk var işte. Ulan sana bu kadar destek oluyoruz. Gidiyorsun, geliyorsun. Madalya almadan dönmeyeceksin. Alacağım mı, almayacağım mı? Böyle bir şey hissediyor musun? Nasıl gidiyor o konuda? Ya sağ olsun bizim yöneticilerimizde yani hiçbir zaman baskı olmadı. Yani bu zamana kadar çok büyük baskıyla karşılaşmadım hani madalya almak konusunda. Ama tabii kendi kendimize bir yarattığımız şey de var. Bu kadar emeğin karşılığında, bu kadar çalışmanın karşısında. Tabii. Tabii. Bir kere ya kendine iş... karşı. Tabii aynen. Kesinlikle. Ama tabii yani psikoloji uzun zamandır düşündüğümüz yani 10 senedir belki hani ilk olimpiyat, olimpiyat sonrası vesaire çok karşıma çıkan bir konu. Biraz da aslında yanlış yorumlanıyor. Şimdi benim de başıma geldi. Belli bir seviyelerde atıyorum işte dünyada ilk 15, ilk 20'de yaşarken yani ilerleme bekliyor insan sonuçta. Çalışıyor, çalışıyor. Ama herkes çalışıyor bir taraftan da. Yani o, psikolojik mi acaba? Şimdi antrenör de var, çevrenizdeki insanlar da var. İşte psikolojiktir. Psikoloji destek vesaire. Ya o artık son nokta. Şimdi çalışma her şey bitiyor olması gerekiyor. Yani çok iyi çalışmak lazım. Birinci noktada. Psikoloji %100 hazır olmak gerekiyor. %2 oynar, %5 oynatır diyorsun yani. Ya %100 hazır olduktan sonra tabii ki de psikolojinin şeyi var. Yani antrenörlerde çok iyi performans gösteren sporcular yarışlarda bocalayabiliyor. Çok da şeyleri var. Büyük yarışlar, büyük baskıları var. Olimpiyat çok büyük baskı. Yani belki olimpiyata 8 tane favori gidiyor veya 6 tane favori gidiyor. 2 tanesi veya 1 tanesi madalya alıyor ve dışarıdan gelen favori olmayan sporcular da madalya alıyor. O işte tamamen baskıyla. Yani olimpiyatta birden bakıyorsunuz çok iyi performans gösteren sporcular ortalıkta yok. Yani bunların hepsi psikolojik etkenler. Hazırlık. Evet. Ama tabii bunun en büyük altyapısı iyi bir hazırlık. İyi bir hazırlık. Aynen. Ve tabii bu noktadan da geçmiş olmak. Yani madalya alan bir sporcu olimpiyatta gittiği zaman madalya alma ihtimali yüksektir. Diğer türlü tabii ki sürpriz olabilir. Ama sürpriz oluyor o zaman. Yani adı üzerinde. <Evet. gülüyor> Para parayı çeker gibi bir şey bu. Altını yani altını çekiyor. Tabii. Biz de ona göre şeylerimizi yapıyoruz. Bir kere en büyük bu hani son 4 senedir hedeflerimizden bir tanesi her yarışta ilk 10'da ilk 6'da bitirmekti. Yani hiçbir evet, zaman ve yaptın onu. Ve evet, onu başardık. Hiçbir zaman ve oradan dışarı önemli, çıkmamak. O kadar önemli ki o. O kadar önemli ki. Ve insanların şunu gerçekten takdir edemiyor bazı insanlar bence. Hani tamam 6. oldu. Ne zaman 1. olacak? Yahu o noktaya gelmek bile o kadar önemli ki yani nereden nereye taşıdığımızı, nereden nereye taşındığını anlamıyor insanlar bazen. O tabii yüzden yani bir, gerisi de gelecek. Bir, şimdi yani 2-3 sezonda her yarışta ilk 5'te, ilk 10'da bitirmek, madalya almak büyük bir bilgi birikimi kazanıldığı demek oluyor. Tabii bu da çok değerli tabii. Önümüzdeki süreçte. Tabii. Ülke açısından. Tabii ki de herkes tabii. Madalya için. Biz de madalya için savaşıyoruz. Yani. Bir yani. Şeyimiz var. Onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Ama diğer taraftan yani ülkenin nezdini düşündüğümüz zaman büyük resimde oradaki bilgi birikimi çok değerli tabii. Bir arkadaşımız soru sormuş. 11 yaşındayım, 160 santim boyum var. Standart mı yapayım, fil mi? Ne cevap vermek istersin? Şu an çok erken. Lazerle, ben de lazerde. Herhalde 12 yaşındaydım lazere başladığım zaman. Sonra tabii biraz daha hani fiziğin ne olacağı belli oluyor. Yani ben de bakıldığı zaman çok başarılı, acayip, inanılmaz optimist derece olan, lazer derece olan bir sporcu değildim. Ama önemli olan... Tabii yani lazerde iyiydim. Türkiye koşullarında, şartlarında. Ama tabii yurt dışına gidiğin zaman yine iyi dereceler gelmiyordu o dönemde yani. Mesela şimdi Yalçın kardeşimiz var. Çok iyi dereceler aldı geçen sene. İşte dünya şampiyonu oldu gençlerde vesaire. Evet. O tabii çok daha iyi bir altyapıyla geliyor ve benim yaşıma geldiği zaman tecrübesi çok daha fazla olacaktır benden. Ama tabii senin yaşına geldiğinde Fin olimpiyatta gelene kadarki süreç. Bir de öyle bir şey var. Benim cevabımı vereyim mi bu 11 yaşındaki arkadaşa? Tabii benim cevabım şu anda direkt bunların hiçbirini yapmayıp 29er'a geçmesi. 29er yapması. Lazer de değil. 11 yaşında çocuk olimpiyat yaşına gelmesi en aşağı
20-22 yaşlarına gelince olimpiyatlara gidecek seviyeye zaten inşallah ulaşır. Ondan sonra... Lazerden de geçebilir. Ben başka bir şey söyleyeyim. Şu anda en önemli şey okulda konsantre olması. Çünkü yani çok çok maalesef işte aksatılıyor. Sporda özellikle biraz da başarı varsa tabii çevre de buna katkı sağlamıyor aslında. O tarafa motive etmiyor. Ama son noktaya gelindiği zaman ya olimpik başarı vesaire arkasındaki eğitim çok önemli. O yüzden o yaşlar aslında eğitim yaşları. O şeyi de etkiliyor tabii. Şimdi olimpik bir sporcu, hele günümüzde bir başarılı olimpik sporcu olmak demek gerçekten bir iç disiplin, muhakeme yeteneğinin kuvvetli, algısının açık, analitik zekasının gelişmiş bir sporcu olması gerekiyor. Hele bir de yelken sporu gibi gayet karmaşık olan bir spor. Sporların evet. arasında en karmaşık diyebileceğimiz spor. Hele bir de üst düzey yaptığın zaman çok teknik olman lazım. O yüzden sana kesinlikle katılıyorum. Yani iyi bir eğitimden geçmesi çocuğun iyi bir algı, akademik başarısının olması yelken sporculuğunu da çok etkileyecek. Yoksa böyle ben çok iyi atletim, çok fazla okumasam da sonuçta ben atletim diyebilecek bir spor değil yelken. Tabii bazı sporlar var ya, madalya beklenen yaş 16 ile 21 arası. İşte jimnastik evet. bunlara bir örnek. Atletizm bazı branşları buna bir örnek. Oralarda tabii çocuk çok erken yaştan itibaren tam zamanlı olimpik sporcu seviyesinde antrenman yapıyor. Sonra da kariyeri bitiyor belli bir yaştan sonra, yapamıyorlar tabii. Tabii yelken senin söylediğin gibi biraz da buna ters ve yani işin başka boyutları var. Matematik boyutu var. Strateji boyutu var. Ondan sonra yurt dışı işte başka insanlarla bir araya geliyorsunuz. Arkanızda büyük bir ekip yok çoğu zaman. O süreçte. Ya bunların için tabii çok iyi bir eğitim gerekiyor ki o zaman bilgiyi daha çabuk çekiyorsun. Yani sünger gibi bir yerde. Bir de şimdi bir izleyicimiz şey demiş. İyi akademik olunca da antrenmana gidilmiyor. Ama şu da yok mu Alican? Sen daha bunu bizzat yaşıyorsun. Benim gözlemlediğim, sanki biz Türkiye'de böyle optimiste, lazer 4-7'de, radyele kadar hep iyi dereceler alırız zaten. Hı hı, tabii, Balkan şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları vardır. Sonrasında düşeriz. Halbuki rakiplerimiz ve gerçekten böyle olimpik sınıflarda madalya alanlar bu sınıflara o kadar önem vermeyip, yani genç yaştaki çocuğa o kadar kastırmayıp, yani evet. sen yelkenin keyfini çıkar, güzel sporunu yap. Yaşın çok ilerledikten sonra, yani ileri derken işte o 17-18 yaşlarına geldikten sonra artık lisede bitme dönemine gelince o zaman iyice vücut da gelişmiş kesinlikle. Oluyor. Ondan sonra yüklenip işte bu sınıflarda nasıl sence? Ya tabii şimdi bakıldığı zaman da kuzey ülkeleri, atıyorum İsveç, Finlandiya, Norveç'te çok başarılı yelkenciler var. Fransa'da yine kuzeyindeki kulüplerde ve şehirlerde yine çok başarılı sporcular çıkıyor. İngiltere aynı şekilde. Yani bu sporcular, bu gençler 14-15 yaşlarında, 13 yaşlarında sürekli antrenman yapmıyorlar. Veya yurt dışında bir yerde gidip de kamp yapmıyorlar. Yazın daha çok antrenmanlar ediyorlar. O dönemde okullarına daha çok önem veriyor. Tabii. Ama akabinde ya tabii ki de şimdi bir olimpik branşta başarılı olan bir sporcu akademik şeride %100 başarılı, acayip her sene sınıflarının bütün derslerini geçmiş falan deyip herkes tökezliyor yani. 4 tabii. senelik üniversiteyi 8 senede bitiriyor, 7 senede bitiriyor. Lise önemli, ilkokul çok önemli, yabancı dil çok önemli. O yaşlarda alacağı matematik çok önemli. Ve daha sonra eğer 16-17 yaşında spor çok iyi gitmiyorsa ve çok başarılı olamıyorsa veya çocuğun motivasyonu düşmüş olabilir. Yani illa herkes acayip iyi sporcu olacak diye bir şey yok. O zaman hayatını döndürebileceği bir nokta var. Oraya kadar o yüzden çok önemli aldığı eğitim. Daha sonra da tabii 16-17 yaşından sonra hem o yaşlara kadar iyi bir altyapı verilmesi lazım teorik olarak ve antrenman saatlerini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. İyi antrenmanlar yapıyor olması lazım. Yani bilgi verilirse o yaşta çocuk alıyor o bilgiyi. Ve bazı şeyler ileriki yaşlarda otomatik oluyor. Çünkü çocuk 13 yaşından beri o teoriyle düşünmeye başlıyor. Ama evet. 13 yaşındaki çocuğa teori verilmediği zaman
Çok doğru. O zaman o otomatik hale gelmiyor. O yüzden gelmez. Metodu yok. Pişirme metodu yok. Evet. Daha kısa yerken daha iyi metodoloji, daha dolu bilgiler, doğru bilgiler. Çok güzel. Çünkü onlar temeli olacak ileriki döneminde. Ve o zaman işte okuldaki başarısı ve düşünce yapısı ve disipline aslında yelkene yardım edecek, spora yardım edecek. Spordaki disipline okula yardım edecek. Yani aslında zaten kesinlikle birbirini besliyor. Sporun zaten temel amacı o. Yani evet. Spora başlanıldığı zaman olimpik sporcu olmak veya çok iyi futbolcu olmak değil. Spora başlanıldığı zaman bireyin ileriki hayatında hem vücudun sağlıklı olması hem de bir çalışma disiplinin içinde olması gerekiyor. Aslında ülkelerdeki spora yapılan bu kadar yatırım vesaire kazanılacak madalya değil. Için. Arkada kazanılacak geç sistemin. Öyle değil mi ki. Yani? Tabii ki. Toplumun işte bilinçli, faydalı tabii. Bireyler haline gelmesi. Tabii kesinlikle öyle. Şimdi o noktayı unutunca o yaşlardaki hırsın hiçbir anlamı yok. Yani çoğu zaman bazı sporcular şey yapıyor ama bütün iş velilerde bitiyor aslında bir yerde. Evet, yani, veliler de birazcık burada gazı veriyor tabii, kendini tatmin etmek evet, için. Evet. Yani buradan da söyleyelim. 13-14 yaşındaki, 12 yaşındaki, 8 yaşındaki çocukların yarışlarına gidip de oralarda deli gibi taraftarlık yapmaya gerek yok. Taraftarlığı daha sonraki yaşlarda yapmalısınız diyelim. Evet. Evet, evet, evet. Çok da sık boğaz etmemek gerekiyor. Kendi yapamadığımız şeyleri onların üzerinden yaşamaya çalışmamamız gerekiyor. Bu tamamen aslında iyi niyetle yapılan bir şey. Kimse kötü niyetinden herkes yapmıyor çocuğu. Bizim de çocuğumuz herkes var. Herkes çocuğunun tabii. En başarılı olmasını ister. Herkes çocuğunun özel olduğuna inanır. Tabii, yani, aynen öyle. Biz bunu söylediğimize rağmen biz de özel olduğuna inanıyoruzdur kesin. Yani. Evet. Sen... Ama yalnız bu yeni nesil de müthiş ya. Müthişler evet. Yani. Hani hakikaten evet. Biz neymişiz ya? Bunlar nasıl bir şey diyor insan yani. Gerçekten ne verirsen alıyorlar. O yüzden de hani aman bir şeyi eksik bırakmayalım. Çocuğun bu kadar algısı gelişmiş. O da olsun, o da olsun, o da olsun derken bazen istenmeyen şeylere de gidebiliyor. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Bir dinleyicimiz şey demiş. Demin diyorduk ya Fin işte bir sonraki olimpiyatlarda bitmesiz konuşuluyor. Yani Fin sınıfı tabii ki devam eder. Bir sürü olimpiyatta kullanılmayan başka sınıflar var. Çok büyük filoları var ve çok ciddi yarışları yapılıyor. Ondan sonra ama Fin gittiğinde yerine ne gelir? Yani şu anda Uluslararası Federasyon'un işte Fin sınıfını 470 erkek ve bayan sınıfını işte mix hale getirmek, Fin sınıfını kaldırmak, bunun yerine offshore yani açık deniz yarışları 2-3 günlük ve işte kite sınıflarını koyma gibi bir şey vardı, planı vardı. Ama tabii şu anki bu olimpiyatın ertelenmesi vesaire benim öngörüm bu projenin de ertelenmesi. Zaten federasyonun içinde buna karşı gelen büyük bir şey vardı, grup vardı. Çünkü yani ülkeler için çok zor, ekonomik açıdan çok fazla gerçekçi olmayan bir plandı. O yüzden evet, her şey bana değişecek, oturmuş bir düzen var. Tabii. Şimdi Fin daha kalıcı gibi gözüküyor. Bu bir sonraki olimpiyatlarda. Çünkü şimdi ertelendi olimpiyat. Yani düşün 10 branşı destekleyen bir federasyon önümüzdeki sene 14-15 branşı desteklemesi gerekecek. Ki bu da ekonomik açıdan çok mümkün değil. Hele bizim gibi ülke için daha da büyük bir felaket. Çünkü biz 4-5 branşta zaten yelken yapıyoruz. Yeni gelecek branşlar, giden branşım var. Mesela Fin'e şimdi önümüzdeki sene federasyon yatırım yapacak ama Fin yoksa bir sonraki olimpiyatta parayı dağıtması, o bütçeleri organize etmesi çok zor. O yüzden bu kararın önümüzdeki sene askıya alınacağı ve sonra da iptal olacağı kanaatindeyim. İşte Fin çıkarsa şu anki şeyde offshore düşünülüyor. Ama tabii Fin normalde bir sadece final düşünmemek lazım. Bir disiplin evet tek kişilik bir dinghy meselesi yani bir adam bir tekne ve bir yelken ağır olayı. Sikle. Hani, zaten öyle. Heavy. O temel. Tabii. Evet. Heavyweight dinghy diye geçiyor. Yani ağır siklet. Aynen. Yelkenle. Tabii bu branş kaldıkları zaman da 80 kilonun üzerindeki bütün sporcular da olimpik branş yapamaz hale geliyor. Çünkü yerine koydukları tekne onu salmıyor. Ya da offshore'a gidecek ama aynı şey değil. Yani aynı offshore yap illa Fin yapan adam offshore yapmaktan keyif alacak diye bir şey kaide yok sonuçta. Ya,
Hayır, bir de başka bir disiplin ya. Öyle bir bilgi birikimimiz Evet, benim de yok. bambaşka bir Diğer disiplin. şeylerin de var yani. O zaman offshore bilgi birikimi olan insanlar tabii ki de başarılı olacak. Ve ben de açıkçası tam çok iyi bir yelkenciyim ama yani 4 sene sonra, 3 sene sonra hatta bu erteleme olursa ben kendi açıma yani offshore'a bineyim de olimpiyatlara hazırlanayım demek benim için biraz bencilce bir düşünce olur. Yani çünkü biz o branşta gerçekten ülkemizi iyi temsil edecek donanıma sahip değiliz. Ve altyapı yok. Maalesef. Ve maliyetleri çok büyük. Yani şimdi ben olimpiyatta alacağım derece kötü olur büyük ihtimalle 3 senelik bir offshore antrenmanıyla. Yani Fransız izler bunu çok uzun zamandır yapıyorlar. Ve çok, Tabii. çok daha iyi bir yapıları var. Ya öyle bir branşta başarısızlık belli ve olmayacak bir şeye para yatırmak ki böyle kısıtlı imkanlarla çok şey değil. Yani bencil bir düşünce olunuyorum. O yüzden ben offshore sınıfında çok bizim ülkemizde şu konjonktürde uygun olmadığını düşünüyorum. Yani bizim şeyimizi, konsantrasyonumuzu işte senin söylediğin gibi 29er, 49er işte lazerde devam ediyor olması lazım. Daha iyi bir altyapı kurulması gerekiyor. Çünkü daha çok sporcuya ulaşabilecek bu sayede federasyon. Aslında senin dediklerine katılıyorum bir noktaya kadar. Ama diğer yandan da ben de şöyle bakıyorum. Ya biz G20 ülkesiyiz. İşte hatta G10'a, G8'e giriyoruz, çıkıyoruz ara sıra. Bir sene G8 biz çıkıyoruz falan. Sonuçta ne olursa olsun büyük bir ekonomisi olan ülkeyiz. Bizden çok daha küçük ekonomisi olan, ondan sonra sahil ve deniz imkanı daha kısıtlı olan ülkelerde bile daha fazla olimpik sınıf, daha fazla yelken olimpik sınıfı olabiliyorsa bizde de o minimum o olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle O katılıyorum. yüzden bir kere bu işte bir kere mesele en iyi işte 49er yapan en iyi yelkencidir ya da nakra yapan en iyi yelken ya da fin en iyi yelkencidir meselesi değil bu. Hepsi farklı disiplinler ve Tabii tabii kesinlikle. hepsi yelkencileri farklı yönlerde zorluk sunuyorlar ve şey yapıyorlar, geliştiriyorlar insanları. Ama şu önemli, yelken çok hızlandı. Teknoloji çok gelişti. Bu işte 29er'lar, 49er'lar. O yüzden bu gelecek nesil foiling tekneler için. Ki, ya gerçekten bu böyle geçici bir hevesten öte bir şey haline geldi artık. Yani foil bir dönem çünkü şeyler inanmayanlar vardı foile. İşte ya bu da geçer, bu da bir moda falan diyordu. Yok bayağı kalıcı bir şey haline geldi. Şimdi bunlar için en iyi hazırlık, en iyi altyapıyı da 29er, 49er veriyor. Çünkü çok oynak tekneler, çok zor tekneler. Bizde de bunlar olsun. Tabii, Offshore'da da kesinlikle. olsun. Türkiye zaten bu tip bütçelerle konuşmuyor olması gerekiyor. Türkiye'de yelken çok daha ciddiye alınması gereken, çok daha büyük bütçelerle dünyada bütün bu branşlarda windsurf'üyle, nakrasıyla, işte offshore sınıflarıyla. Ya biz daha doğru düzgün kendimiz offshore yarış yapmıyoruz. Hani çok haklısın. Türkiye'de bunun altyapısı yok demekle kesinlikle çok haklısın. Kendimiz doğru düzgün offshore yarış yapmıyoruz. Onu düzeltelim diye bu sene böyle bir program yapmıştık işte Mavi Vatan, Mavi 800 diye. Mavi Vatan 800 Kıbrıs'a non-stop bir yarış planlıyorduk. Ondan sonra hatta işte Onur Tok, onlar bu olimpiyat kampanyası yapma şeyindeler, hedefindeler Galatasaray Yelken Kulübü ile. Ondan sonra yani bunlar da olması gerekiyor bence. Bunların da bizim denizciliğimizin, yelkenciliğimizi farklı boyutlarda geliştirecek kanallar açıyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki de olması yani şimdi her şey bir hayalle başlıyor ve maddi destekle başlıyor. Tabii maddi desteği bulduktan sonra tabii ki de herkesin 10 kişi denemek istiyorsa 50 kişi denemek istiyorsa ne kadar güzel. Ama Ya ben ülke politikası olarak konuştum ya biraz önce. Sonuçta ben kesinlikle ve mesela bak başladığım zaman da fine bir destek yok Esra yani. Hanım
sormuş hangi ülkeler demiş. En kolay örnek sen hem de yaptığın antrenmanlarda mesela Yunanistan. Yunanistan bizimle aslında ekonomik olarak bize göre çok daha küçük bir ekonomisi olan bir ülke olmasına rağmen denizcilik kültürü açısından gelişmiş bir ülke olduğu için çok önem veriyorlar. Bir şekilde kısıtlı ekonomileriyle, batık ekonomileriyle bile o sporculara kaynak yaratıyorlar. Gerekiyorsa devlet memuru haline getiriyorlar. Bir maaş bağlanıyor ve Yunanlılar bütün neredeyse sınıflarda yarışıyorlar ya. Bir sürü adamları var olimpiyatlara çalışan. Ya onlar da onların tarihi tabii çok yelken de çok iyi ama şu anda onlar da yani çok branşta yarışamıyorlar açıkçası. Ama çok battılar onlar da tabii. Bizle aynı düzeydeler. Tabii ya buradaki en büyük etkenler bir tanesi bilgi birikimi. Demin de biraz önce de konuştuk. Müthiş bir bilgi birikimiyle geliyorlar. Onda hala bugün düşük bütçelere rağmen o bilgi birikimi olduğu için işte Yunan antrenörle çalışıp yabancı antrenöre ihtiyaç duymadan devam edebiliyor orası mesela. Ama evet. Sende o bilgi birikimi olmadığı için sen onu satın almak zorundasın yurt dışında. Yani buradaki en büyük fark o. O yüzden senin bütçelerinde onlara göre daha fazla oluyor otomatik olarak. O yüzden sen de 10 branşta yaşamıyorsun. Senin de eğer her branşta yetiştirdiğin antrenörün olsa sen de o zaman 10 branşta daha düşük ekonomiyle yarışabilirdin. Yani buradaki en büyük şey o. Sonuçta belli bir bütçe var. Ve yine bütçe dağılımında tabii ki de yelken olması gerekiyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Bütçe dağılırken başarılara göre dağılıyor. Yani yelken çok güzel bir spor olduğu için ona fazladan biz bütçe verelim gibi veya önü çok açık bir spor olduğu için tabii ki de %10, %20 daha fazla verilebilir böyle bir öngörü varsa ama onun biraz artık bazı sponsorlarla mesela Doğuş'un yaptığı gibi biraz destekleniyor olması lazım veya başka bir projenin içinde yükseliyor olması lazım. Ama olimpik tarafta özellikle ve olimpiye hazırlık bütçeleri açısından bunlarla kolay oynanamıyor. Çünkü diğer branşlar da var, olimpik branşlar. Yani bu büyük bir havuz ve orada biz belki 500 tane sporcuya ulaşabiliyoruz yelken olarak. Bilmiyorum şu anda işte Türkiye şampiyonunda belki her sene 700 kişi mi yarışıyor, 800 kişi mi yarışıyor? Şimdi diğer sporlarda bütün Anadolu'da 10 bin, 20 bin kişi, 50 bin kişi o spor yapıyor, o branşı yapıyor. O yüzden hani biraz da o tarafta, olimpik tarafta biraz da ülke durumunu ve ülkedeki ekonomik şeyi de düşünmek gerekiyor, paylaşımı. Yani haksız olur. Ama diğer taraftan %100 katılıyorum. Yelkenin ayrı bir değeri var. Yelkenin çünkü ekonomik kuvveti çok fazla ve ülke açısından da çok önemli bir yere sahip. Bunun ayrı bir platformda değerlendirilip sponsor desteği tabii ki de çok önemli. Ayrı bir şekilde yükseltiliyor olması lazım. Aynı Doğuş'un yaptığı gibi. Yani Doğuş'un da bir sonuçta bir politikası var burada. Sadece bir olimpiyat madalyası almak değil. İşte marinalar, ondan turizm. Sonra işte yelkenin değeri, turizm vesaire gibi onunla bağlantılı bir sürü kolu var. Biraz da o açıdan düşünmek gerekiyor ve yapılan desteğin de tabii altyapı ve bunun kalkınmasına yönelik olması gerekiyor. Yani biraz daha planlı ve programlı, hani belki tek tek proje bazlı değil, daha böyle bir geneli düşünen. Kesinlikle. Hatta sadece olimpiyat hedefli değil. Denizcilik hedefli. Yani Türkiye denizciye kalkınma projesi gibi 10 yıl, 20 yıl denizcileşme planı gibi bir yol haritası çıkartılıp bunun bir bölümünde işte olimpiyatlara, çeşitli profesyonel ve ekstrem yelkenciliğe ya da Van de Globe yarışçılığına işte ileride biz bunu konuşurken hayal deniyordu ama ekstremi de yaptık. Neden olmasın? Volvo'yu da yaptı Türkiye. İşte birazcık şaibeli şeyler oldu orada ama. Amerika's Cup'ı da yapar. Volvo Ocean Race'i de yapar. Van de Globe'u da yapar. Yapmalı da yani. Hani biz şey değiliz ki ya. Yani Moğolistan'da değiliz yani. Dünyanın en zengin deniz ülkesinde yaşayan tam bir su insanı olmamız gerekiyor. Biz bir su ülkesinde yaşıyoruz ya. Yani bu böyle konuştuğumuz şey olmayacak iş değil ya da bizden bir halt olmaz zihniyetine de ben çok karşıyım. Olur. Çalışırsan olur. Tabii. Yapmış insanlar var. Buyurun Ali Can Kaynar. Aslanlar gibi yaptı. O yüzden senin yaptıklarının da
gerçekten çok daha fazla insan tarafından duyulup takdir edilmesi gerekiyor. Ateşlerinde yani ne kadar fedakarlıkla öyle herkes işte herkes gitmek istiyor olimpiyatlara. Herkes çocuğunu yelkene yazdırırken bir şekilde olimpiyata gitsin hayali kuruyor ama işte o özveriyi de o disiplini de çocuğa veriyor mu? İşte o ekstra çalışma saatini yapıyor mu çocuk yoksa ya yazın biz tatile birazcık daha beach club'da takılalım mı oluyor? Kesinlikle. İşte aradaki fark kesinlikle. O. Yani evet. Yani çocuğun hem başarılı olması, hem akademik şey yapması, hem de sosyal hayat işte beraber gitmiyor. Yani sosyal hayat maalesef kalkacak ortadan. Yani tatil yok. Ben aileme tatil yapmadım. Herhalde 12 yaş, 13 yaşındayken yaptım en son tatili. Ondan sonra hiçbir zaman ailemle tatil yapmadım. Ben gittiğim zaman onlar tatil yapıyorlardı yarışlara. Onun dışında yok yani tatil. Hepsi ama ya iken yapıyorsun zaten tatil gerekiyor. Gibi yaşıyorsun diyecekler. Evet. Ya belli bir yere kadar tabii spordan keyif almak ve sporun sana katkı sağlamasına izin vermek gerekiyor. Belli evet. Bir yaştan sonra da gerçekten asılmak gerekiyor. Yani o savaşma döneminde çok önemli. Belki ben biraz daha şanslıydım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde hep işte yelkene başladım. Orada devam ettim. Fenerbahçe'de biraz, son hani yıllarda yine çok destek oldu. Sizin yönetiminiz de gerçekten tabii, çok müthiş. Selma Başkan çok destekliyor. Olimpik takımı da sponsorluk tabii yani burada Doğuş'un desteği yani bütün kulübü kalkındıracak, şubeyi kalkındıracak bir destek oldu. Hatta işte diğer transferler de oldu. Yani bütün Türkiye'nin en iyisini topladık kulüpte. Evet. Ve tabii sinerji de ona göre artıyor. Yani, o da birbirinizi de gaza getiriyorsunuz. Denizlerin böyle. Tabii yani Denizlerin başarısı benim başarım yani çok önemli. Tek kişinin başarısıyla olmuyor. Ve olmayacak da hiçbir zaman. Yani bizim olimpiyata da tek şansa gitme gibi bir lüksümüz yok. Bu şey ne kadar genişlerse yelpaze, madalya şansını ne kadar artırırsak. Yani çok da fazla şey, yani biraz da gerçi olmak lazım. Mesela İtalya'ya örnek verecek olursak 10 branşta yarışıyorlar ve tabii müthiş bütçeli, müthiş başarılı sporcular ama olimpiyattan sıfır madalyayla o yüzden dönebiliyorlar. Yani döndüler, ikiler öyle oldu. Evet. O yüzden yelpazeyi geniş tutmak gerekiyor. Ve yani rekabet de çok önemli. Yine sporcuların en iyi dereceleri yapmak için verecekleri rekabetler, her zaman daha iyisi olmak için. İşte bu arada herkes izlemiştir herhalde Jordan'ın belgeselini. Bakma fırsatın oldu mu? Ben görmedim. Orada da Jordan'ın dediği şey, biz kardeşimle sürekli rekabet içerisindedik ve kriket oynarken diyor. En büyük disiplini, savaşma disiplinini orada kazandım. Yani rekabet doğru şartlarda olduğu zaman çok ileri götüren bir şeydir. O yüzden kardeş kardeşe rekabet, içinde rekabet, daha sonra da bu rekabeti evet. İşte uluslararası platforma taşımak gerekiyor. Ama tabii bunda yine de rekabet denizde karaya geldiğimiz zaman iyi dostlar kardeşlik. Olacak şekilde tabii. Kardeşlik olacak şekilde kurmak gerekiyor. Bu dengeler çok önemli. Sporun gelişmesi açısından yine bunları hepsine eğitime bağlıyoruz. Hepsine. Evet ve eğitim orada şu da önemli. Eğitilmiş bir beyin, belli bir entelektüel seviyeye gelmiş bir beyin o rekabeti pozitife çevirebiliyor. Birbirini tabii. Yukarıya çekecek bir rekabet şekline dönüyor. Gelişmemiş beyinler, zihinler birbirini aşağı çekerek, rakibini aşağı çekerek, ona bir şekilde çelme takarak, onu mobbingle bir şey yaparak, o şekilde onu aşağıda tutarak kendini bir yerde tutmaya çalışıyor. Farkında değil, aslında sürekli kendini de aşağıya çekiyor. İşte gelişmiş toplumlarla az gelişmiş toplumlar arasında da böyle bir maalesef fark var. Şöyle bir örnek vereyim, bu var. Sene Yeni Zelanda ekibi, Fin ekibi, iki kişilik bir ekip. İkisi de Amerika's Cup'ta yarışıyor bu arada. Çok başarılılar. Yani muazzam sporcular. Yelkencilikleri çok iyi, fitnessleri çok iyi vesaire. İkisi de hep ilk 5'te ilk 10'da derece yapan sporcular. Bu sene olimpiyat test yarışları vardı. Japonya'da.
ve bir kişi her ülkeden bir kişi katılabiliyor test yarışlarına. Yani biraz olimpiyatta aynı düzenekte tamamen bir test ortamı yaratılıyor. Neyse. Tabii ikisi de çok başarılı ama bir seçme oluyor. Hani hangisi iyi dereceleri yaptıysa son 2-3 yarışta. İşte bir tanesi seçilmiş. Ama tabii kamp dönemi. Hangisinin olimpiyata gideceği belli değil. İkisi de yeni şeyde Japonya'da kamptalar. İşte beraber antrenmanları yaptık vesaire. Yarış zamanı geldi. İşte yaklaşık 2-3 hafta sonra yarış var. Son güne kadar ekibi orada kaldı. Yarış öncesi teknelere işte sponsor stickerları vesaire yapıştırdılar. İşte yarışın numarası, teknenin kafa numarası vesaire. Sabah yarışa katılmayacak olan sporcu diğer arkadaşının stickerlarını yapıştırıyordu erken saatte. Ya. Gelmiş kulübe. Böyle bir rekabet. Ve ikisi de olimpiyat için, hem madalya için olimpiyatta hem de olimpiyata gitmek için müthiş bir mücadele veriyor. Ve ikisi de çok iyi. Daha sonra o stickerını yapıştıran çocuk 3 ay sonra, 4 ay sonra yeni şeyde Avustralya'da dünya şampiyonu oldu. Yani müthiş bir rekabet. Zaten hep Yeni Zelanda örnek gösteririm. Yani denizde müthiş profesyonel. Kimseyi evet. tanımaz. Kuralın evet. en iyisini bilir. Ama karaya geldiği zaman da müthiş bir çok dostur. Çok iyi dostur. Süper çok adamlar. Süper tabii, adamlar. Tabii. Kardeşimiz. Yani bunu yaşamak gerekiyor. Bunu yaşatmak gerekiyor. Böyle ilerlemek gerekiyor. O zaman spor faydalı. Evet. Gerçekten. Bu çok güzel bir mesajdı. Bunu Alican Kaynar sözleri olarak yazmak lazım. Gerçekten. Çok iyiydi yani. Vallahi özü de bu. Ve siz mesela işte bizim o oluşturduğunuz şey gibi yelken yenilmezleri Avengers gibi ekibinizle ondan sonra gidip birçok yerde beraber olimpik şeylerde, haftalarda, yarışlarda hep beraber gittiniz. Birçok yerde beraber antrenman yaptınız. Kış beraber antrenmanları. Kaldık. Denizlerle cross, beraber aynı yerlerde kaldık. Aynı çalıştık. Yerlerde kaldınız. Ve onların da iş disiplini işte sonra mesela gene çok önemli bir şey tekne, bakım, malzeme disiplini. Bilgi paylaşımı. Bilgi paylaşımı ve burada mesela yelkende tamam branşlar farklı olsa bile bir yelken sporcusu disiplini, malzemesine nasıl bakmalı, nasıl yemeli, nasıl antrenman yapmalı, ne zaman uyumalı. Yani bu konuda hep birbirinize örnek olarak orada bir kişi ya tamam ya bu kadar da zorlamayalım, bu akşam bir içmeye gidelim yaptığı zaman bütün herkesin şeyini bozan bir şey oluyor. Ki tabii mutlaka sosyalleşmek de güzel. Biz bunu Balkan Şampiyonası'nda çok iyi kutlayarak onu işte tarihe geçmiştik zaten. Ondan sonra evet, Balkan şampiyon olmuştuk öyle. Balkan şampiyon olmuş müthişti evet, o. Orada beraberdik işte evet. Evet orası o harikaydı ya. Sırbistan'da. Evet. Sırbistan. Demin birisi yazdı. O da ondan aklıma öyle geldi. Evet o. Oranın da efsanesi Kaan Mazlumca. O da bu aralar çok güzel elektronik yelkenle müthiş yarışlar düzenliyor. Ona ne diyorsun? Katılıyor musun elektronik yarışlara? Ya yok yarışamadım orada. Ya ilk oyun başladığı zaman birkaç kere oynadım. Ama tabii çok komplike. Yelkençilik istiyor orası. O yüzden ben beceremedim. Ya o da mesela ya o da antrenman gerektiriyor. Şimdi yelken tabii, öyle tabii. Bir şey ki yani şimdi dünya şampiyonu oraya girdiği zaman var mesela bizim Finde yarışan bir sürü arkadaşlarımız var. Herkes sefil yani. Sonlarda. Tabii. Öyle bir şimdi şey bir de onda bir da de yani hangi şeyde başı bir de dünya şampiyonu olup oraya gidip böyle madara oldun mu o yok, da yok. Şey değil ama güzel olur yani senin de seni orada görmek birçok kişiye de çünkü şöyle bir şey de var e-sailing'e bir sürü yelkeni yeni başlamış insan da merak sardı özellikle bu COVID işte karantina günleri dolayısıyla. Ve çok da tatlı bir şey oldu aslında. Çok işe yaradı e-sailing. Geçen gün Tolga ile konuşuyorduk. İşte hatta offshore bir yarış, bir parkur düzenlesek falan diye. Bakalım araştırıyoruz. Kaan'la da konuştum. Onda e-sailing, offshore bir rota falan çıkarırsak çok güzel olur. Peki senin gönlünde yatan başka, yani Fin'den sonra tamam, yani hayallerinde mutlaka çok fazla da böyle kafa karıştırmadan
sen hedefine odaklısın. Şu anda olimpiyat senin için hedef. Başka bir şey düşünecek şey değil ama gönlünde yatan ya ben şunu da yapmak isterim. Ne bileyim bir Route de Rome'a katılmak isterim. Ya da işte ne bileyim bir bilmem ne yarışına girmek istiyorum. Sydney Hobart'ı yapmak istiyorum. İşte offshore ya da match race yapmak istiyorum. Bir de bu Star Sailors League başladı. Bir de onunla ilgili neler olacak? O da RC44 tarzı bir tekneyle yapılıyor evet, galiba RC44'leri modifiye ediyorlar. Ya şu anda tabii en gerçekçi önümüzdeki hedef Star Sailors League'in bu işte Dünya Kupası yarışı. Çok özel bir yarış. Dünyada ilk defa ülkeler kendi sporcularıyla büyük bir teknede yarışacak. Yani işte Türkler milli takım olarak gelecek. İşte İngilizler milli takım olarak gelecek. Ve ilk defa yapılıyor bu. O boyutta bir teknede. Ve bunun Dünya Kupası var. Ve konsepti de çok güzel. Tamamen futboldaki Dünya Kupası. FIFA Dünya Kupası ile aynı konsepte. Dörtlü gruplar halinde başlanıyor. Ve eline dörtlü finale kadar match bu gruplar birbirine eşleşiyor. Match race değil, fleet race ama dört kişi yarışıyor. O gruptan her en iyi iki tekne, işte 5-6 yarışın sonucunda bir üst gruba geçiyor ve diğer gruptan gelen iki takımla eşleşiyor. Böyle finale gidiyor ve işte Lozan'da büyük bir final olacak. Süper. Tabii yani şu anda bizim en yakın ve önem verdiğim finden sonraki proje bu. Proje. Hem tabii ülkeye büyük bir katkısı olacak. Bir de şöyle bir güzelliği var projenin. Bu yarışların bir ranking sistemi var. Bu Star Sailors'ın yaptığı bir ranking ve dünyadaki bütün yelkencileri yine ilk defa bir rankingde topluyor. Yani teniste olduğu gibi. Böylece ne offshore'da yarışan sporcu, olimpiyatta yarışan bir sporcu, Melges'te yarışan bir sporcu hepsi aynı ranking üzerinde değerlendirmeye alınıyor. Yani match race dünya şampiyonu da bir puan alıyor. İşte offshore dünya şampiyonu da bir veya işte orada en önem verdikleri yarışlar hepsinin puanlamaları var. Bu tabii işte Uluslararası Yelken Federasyonu'nun 6 tane önemli yarış olarak kabul ettiği işte America's Cup, Olimpiyatlar, galiba Extreme de onların içindeydi. Evet. Yine Star Sailors'daki finali Star tekneleriyle olan yarışma. Onlar mesela hep aynı puanı veriyor. Maksimum puanı veriyor. Evet, special event diye geçiyor bunlar. Special event dedi, özel yarışlar. Onun dışında ama tabii Optimist Dünya Şampiyonu da bir puan alıyor. Belki o kadar diğer olimpik branştaki dünya şampiyonu kadar aynı puan almıyor ama onun %80'ini alıyor. Yani yine büyük bir puan. Böylece ne ve ekibe o rankingten insanlar otomatik olarak dahil oluyor. Yani ben enteresan. Takım kurdum. İşte sen gel, sen git öyle bir şey yok. Yok. Rankingten insanlar geliyor tabii. Böylece ne senin ülkendeki her ülkenin en iyi sporcuları o teknenin içinde oluyor. Süper. Yıldızlar karması diyebiliriz ona yani. Süper. Yani böyle bir şey şimdi bir teknede olacak. Çok iyi olmuş. Olimpiyat madalya diğer branşta, diğer ülkelerde 2-3 tane olimpiyat madalya sporcu. Onun dışında işte RC44'te çok başarılı spor vesaire. Böyle bir mix olacak teknelerde. Yeni Zelanda gene götürecek evet. Galiba. Yeni Zelanda tabii iyi ekip olur. İyi ekip olur. Çok ama tabii işte göl şartları vesaire orada tabii birçok fırsat yatıyor İsviçre'de Dünya Kupası'nda. Tabii o da önemli bir hazırlık. Oraya da en iyi şekilde gitmeye çalışacağız. Tabii bizim ekip de tabii çok değerli. Şimdiden yerini çok iyi. Garantileyen. Çok iyi. İşte Ecem Güzel şu anda, Deniz Çınar, Ateş Çınar. Çünkü belli periyotlarda ki rankinge göre seçiliyor sporcular. Onlar ve Yiğit Yalçın Çıtak şu anda bugünden ekipte olmaları garantilendi ranking dolayısıyla. Bu iyi. Sporcular olacak. Bundan sonraki aşamada da diğer sporcular da o günün renk sıralamasına göre ekibe dahil olacaklar. Kaptana da 5 kişi seçme hakkı veriyor. Çünkü tabii hem burada işte kilo büyük ihtimalle bir limit olacak. Kilo limiti. Hem de tabii dingiden gelen çok sporcu olabilir bazı ülkelerde. İşte biraz onları dengelemek için sonuçta tabii, büyük tekne. Yat yarışçılığı işte, başka bir şey. Tabii yat deneyimine sahip olan sporcular. Oradan da tabii
biz de bir destek alacağız. 5 sene belirleyeceğim. Ekibe katkı sağlayacak. Onun dışındaki sporcular da rankingten, bu uluslararası rankingten takıma dahil olacaklar. Benim için şu anda en proje, en büyük proje o. Çünkü orada süper proje. Yani işte, Lozan'da şeyi oldu bunun. Tanıtım günü oldu. İlk belirlenen 20 ülke Türkiye'de içindeydi. Takım kaptanları tanıtıldı. Orada işte yani müthiş sporcularla beraberdik. Yani hem America's Cup kazanan, America's Cup'ta yarışan muazzam isimler. Hepsi oradaydı. Tabii onların yani içinde Yıldızlar Ligi. Bayram da olması, Yıldızlar Ligi. Orada bizim de olmamız ve bizim ülkeden sporcuların da olması. Peki buna, işte genç... buna bütün ülkeler katılabiliyor mu? Yoksa belli bir rankingi, belli bir seviyede yarışan sporcusu olan ülkelerden mi seçtiler bunu? 48 ülke olacak toplamda. Zaten hemen hemen bütün ülkeleri kapsıyor. İlk aşamada tabii en iyi ülkeler 20 ülke seçildi. Yerken'in daha bilinir olduğu, iyi sporcuların olduğu, hem tanıtım açısından da tabii kullanabilecekleri 20 ülke seçildi. Tabii bizim de son hem denizlerin hem benim son 2-3 senedir aldığımız işte istikrarlı dereceler, derece, madalyalar çok etkiledi. Adımızı duyurmamız, yine bir sponsor desteğimiz olması tabii orada Türkiye'nin önünü açtı çok. Ve biz de o ilk 20 ülkenin içine aldılar. Daha sonra tabii yelkende geliştirmekte olan ülkeler var. Başvurular oldu bir sürü. Onun içinden en son 48 ülkeye kadar indiyorlar. Zaten o da şey yapıyor. Yani en son neresini söylediler? İşte Afrika'dan birkaç tane ülke, yine Güney Amerika'dan birkaç tane, Brezilya, Arjantin haricinde yelkenin çok fazla gelişim olmayan ülkelerde katılıyor şeye, programa. Müthiş. Müthiş haber ya bu 48 ya. Ülke, 48 ülke muazzam bir rakam. Yani Dünya Kupası. Futboldaki Dünya Kupası. Ve tabii bu bütün ülkelerde canlı yayınlanacak. Yani 48 ülkede canlı yayınlanacak ve biraz işte o futboldaki ruhu vermeye çalışıyor. İşte 11 kişi var takımlarda. Hani 11 futbol, 11 kişilik takım. Tekne üzerinde kaç kişi oluyor? Tekne üzerinde kaç kişi? 9 kişi olacak tekne üzerinde. 2 tane de yedek var. Süper. Böyle çok bir yarışma. Ya müthiş olacak. Şimdi ne zaman planlanıyor ilk yarış dedi? Garda'da? Tabii İsviçre'de ilk yarış tabii şeydeydi. 2021'deydi. Ama tabii olimpiyatın ertelenmesi şu onu anda atlattı. Onu da atlatabilir. Şey daha kararı vermediler. Bu herhalde Haziran ayında belli olacak. 2022'yi atlama şansı var. Çünkü yarışanların çoğu olimpik branşlardan geliyor. Valla evet tabii ya. Olacak. Çok iyi olacak bu da. Peki ondan sonra onun dışında asıl diğer sorum başka gönlünde yatan ya şunu da yapmak istiyorum. İleride imkan olursa şunu yapmak ya benim, isterim dediğim bir şey var benim, mı? Benim vücudum, fiziksel durumum ve tabii olimpiyattaki teknelerin akıbeti de belli olacak. Ona göre maksimum sürede olimpiyatlarda kalmak istiyorum. Çünkü hem zaten halihazırda başarılı olduğum ve başarıya nasıl ulaşacağımı bildiğim bir mecra. Evet. Çok doğru. Bir ortam. Oradan hem kendim benim açımdan hem de ülke açısından maksimum yararı sağlamak istiyorum açıkçası. Ki bu Türkiye'deki işte değişim, yelken vesaire. Çünkü onlara çok bağlı. Başarıya çok bağlı maalesef. Çok şey değiştirecektir alınan başarılar. Türkiyedeki yelken inşaatıyla alakalı. Bir arkadaşımız evet. Senin antrenmanını Alican abi senin antrenmanını günde iki kere yapıyorum. Başka ne yapayım? Diye yazmıştı yukarıda. Şimdi gitti tabii şey. Başka tamam, ne bana mesaj atsın. Bana mesaj atsın Instagram'dan. Onunla konuşalım. Evet. Bu dönemi de değerlendirin Alican'a. Herkes mesaj atsın. Tabii atsınlar. Yok herkes yani öyle yazan mi? Herkese İyi, yazan herkese yelkencilere yani özellikle geri dönüyorum. Çünkü yani o önemli bir nokta. Bizim aslında bir yerde görevimiz yani belli bir çerçevede ona aktarmamız ve bir yerde motive etmemiz ve biraz da yol gösterebilmemiz çok önemli. O yüzden yazan bütün sporculara tabii mantıklı sorular çerçevesinde tabii. Cevap veriyorum hepsine. Bu arada bir şey de duyurduk. Bir şapkamı hediye etmek istiyorum. Evet. Evet. Bir soru
Onu soralım. Bir soru soralım. Sen bir sor bakalım bir soru. Bir soru soralım. Onun cevaplarını yazanlar, ben birazdan bir post gireceğim yayından sonra. Oraya yazanlar arasından bir tarihimizi seçelim. Evet, çok güzel. Şey diyoruz. Yani bu bir tane Dünya Kupası kazandık Türkiye tarihinde. Bu hangi sene nerede kazanılmıştır? Sorumuz. Evet. Çok güzel soru. Çok ben güzel de hemen soru. Canlı yayından sonra şeye giriyorum. Onun altına yazabilirler. Bir tane Dünya Kupası kazandık şimdiye kadar. Altın madalya. Hangi yıl? Nerede? Evet. Valla Alican, senin demin dediğin işte imkanımın yettiği kadar olimpiyat şeylerinde kalmak, ondan sonra onu istiyorum dediğin çok önemli. Çünkü bir de senin yaptığın iş işte yeni nesillere örnek oluyor. Senin arkandan gelecek, işte diyoruz ya, Yunanistan ne kadar başarılı, müthiş bir know-how var. İşte senin ateşlerin, böyle bir sizin jenerasyonun gerçekten daha önceki jenerasyonun böyle araladığı kapıyı siz ardına kadar açmış oldunuz ve böyle içeride yer ettiniz. Orada bütün sporcularla gerçekten özel ilişkileriniz çok önemli. Demin konuşurken arada söylediğim bir şey gene çok önemliydi. Lisan. Yelken sporcusu olmak istiyorsa birisi lisan bilmek zorunda bir kere. Kesinlikle İngilizce bilmek zorunda. Öyle ben çok iyi yelkenimi yaparım. İngilizce bilmesem de sempatikliğimle her yere girerim. Öyle bir şey. Yok, tramal atmaktan kadar. Daha önemli. Tramal atmaktan daha önemli başlangıçta. Evet. Ya olmadan olmuyor. Vay. Olmuyor. Çünkü o daha iyi tramola atabileceğini de lisanın varsa öğreniyorsun. Ayrıca çünkü o lisan sayesinde sen insanlarla iletişim haline geliyorsun. Yelken camiası aslında çok tatlı bir camia. Dünyada aslında böyle dil, din, ırk, hiçbir şey ayırt etmeksizin insanları acayip aynı seviyede birleştiren bir denizcilik ve yelkencilik kültürü var aslında. Bu lisanı yani İngilizce üzerinden diyelim, ama bu denizci kafasını paylaşabiliyorsan o zaman bütün şeyler ortadan kalkıyor. Sınırlar ortadan kalkıyor, ön yargılar ortadan kalkıyor. Ve o zaman bambaşka bir seviyeye geçiyorsun. İşte ateşlerin bu şimelerle başlattıkları bir süreç oldu. Ondan sonra onların kanalıyla böyle birçok kişiyle beraber antrenman yapma imkanı, senin kurduğun dostluklar, bu da tabii hem lisan bilmek, hem sportmenlik, kesinlikle, hem disiplin, hem bir düzgün ahlaklı insan olma meselesi. Düzgün bir sporcu ahlakını taşıyan insan olması meselesi. Yoksa çok iyi yarışa herkese geçiyor Türkiye'de ama adam yani kötü bir adam. Yani hani onun gidip dünyada bir derece alması, şey yapması, bir yer edinmesi pek mümkün olmuyor. Spor branşı da şey yapmıyor. Soruyu bir daha alalım diyorlar. Bora Kocamanoğlu sormuş. Olimpik sınıflarda kazandığımız Dünya Kupası yılı ve yeri. Zaten birazdan yayını kapatınca paylaşacağım sayfamda. Oradan cevap verebilirsiniz. Aynen. Oraya yazarsanız ben de oradan seçebilirim. Yani şey yapabilirim. Çekilişi yapabiliriz. Kazanan aynen. Için. Aynen. Kazananlar arasında galiba bilen birkaç kişi çıkacak. Onu zaman sıralamasına göre mi, yoksa arasında çekiliş yapacaksın artık? Yok, arasında çekiliş yapacağız. Evet. Süper. Vallahi Alican, iyi ki varsın. İyi çok ki bu teşekkürler. Yola baş çok koydum. Güzel oldu. Umarım bu COVID sayesinde aslında güzel de bir şey oldu bu korona canlı yayınları. Biz aslında böyle bir imkan var elimizde. Böyle bir kaynağımız var. Biz bunu neden paylaşmıyoruz? Neden daha bu konuları konuşmuyoruz? Bu arada biz o kadar sohbet tatlıydı ki ben birazcık yarışlardan da görüntüler hazırlamıştım. Onları da göstereyim. Artık sohbetin sonuna geldik ama burada
böyle gümbür gümbür giderken. Yani bunları... Bunlar da biraz tiy oldu. Galiba Dünya Kupası'nı o biraz önceki fotoğrafta kazanmıştık galiba. Öyle mi? Bir, bak, tabii cevaplar aradan... bu arada geliyorum ben. Bazı arkadaşlarımız yazıyor. Tabii olimpik branşta yani büyükler kategorisinde. Tabii genç arkadaşlarımız çok büyük başarılar. Dünya şampiyonları oldular. Hop. Avrupa şampiyonu geçtim oldular. Geçtim o resmi. Geçtim. Madalyalı resimdi o. Hemen değiştirdim. Evet, burası da Rio. Olimpiyatları. Yani gerçekten bunu devam ettiririz umarım. Böyle ara sıra seninle gene bağlanalım. Deniz yelken konuşalım. Spor kültürü. Bu akşam böyle birazcık da ısınma turu gibi diyelim. Hatta belki bir gün ateşler denizlerle hep beraber de bir şeyler olur, yaparız. En kısa zamanda seni Bozburun'a da bekliyoruz. Umarım bu karantina sürecinden hızlı bir şekilde hep beraber çıkarız. Ailenle buraya gelirsin. Beraber bir yelken i̇nşallah, yaparız seninle. İnşallah. Göreceğimiz İnşallah. geldi. Vallahi Bozburun mükemmel bir yer. Çocuklar oynasın beraber. Tabii. Tabii çok güzel. Çok seneler önce tabii o ne kadar oldu herhalde? 10 sene önce geldim ben de en son. 10 sene falan oldu evet. O kadar 2010'du, oldu. Çok 2011 güzeldi. falandı. Sağ ol ağırladın bizi. Ne demek? Her zaman başımızın üstünde. Çok güzel bir yer. Yine yolumuz düşecek kesin. Her zaman bekliyoruz. Ali Can'cığım iyi ki varsın. Gururumuzsun. Bizim bayrağımızı böyle üst düzey yerlerde, üst düzey teknik gerektiren yerlerde her zaman temsil ediyorsun. Artı senin gibi bir beyefendinin de orada olması Türkiye'nin genel imajı için çok kıymetli. Bir kere sponsorların sana bakıp ya böyle bir adamı desteklemeyeceğiz de kimiz destekleyeceğiz deyip böyle önüne çantayla atması gerekiyor parayı. Çünkü kolay yetişmiyor insanlar. Onun değerini bilirsek bence çok daha iyi şeyler de yapabiliriz. Alican, aynen devam. Sana güveniyoruz. Ateşe, denize, Ecem'e de güveniyoruz. Bütün denizcilik için yüreği çarpan, bu işe kendini adamış herkese selamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ailene sevgiler, saygılar Alican'cığım. Aynı şekilde en yakın zamanda görüşmek üzere. Sen sağ ol. Görüşürüz. Sağlıkla kalın. Asmalık. İyi akşamlar.